Merhabalar arkadaşlar, Test Atölyesi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Sınavlara bir ay kala biz de devam ediyoruz YDT serisine. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün gramer soruları çözeceğiz. Hatırlatma yapmak istiyorum. Sadece YDT değil, tüm sınavlara giren öğrenciler için, arkadaşlarımız için gramer sorusu sorulan her sınav için önemli bir video olacak. Şimdi burada bireysel gramer soruları çözeceğiz ama closed test mantığında da biliyorsunuz ki aynı kuralları, aynı şeyleri kullanıyorsunuz. Sadece sorular böyle teker teker değil de bir paragraf haline geliyor. Bunu da akılda tutalım. Yani yapacağımız çalışma closed test için de önemli olacak. Haydi şimdi gidelim de sorulara bir bakalım. Evet, birinci sorudayız. İki boşluklu bir soru okuyorum. Individuals blank with a rare psychological disorder often display specific patterns of behavior and cognitive abnormalities blank the unique characteristics of the condition A. To be diagnosed, being defined B. Being diagnosed, defined C. Diagnosed, defining D. To diagnose, to be defined E. Diagnosing, having defined. Soru sizde. Ve şimdi de bende. Bu kelimeyi tanımamız önemli arkadaşlar. Diagnose, teşhis etmek, tanı koymak şeklinde çevrilebilir. Ve bunu aslında direkt pasivini söylemek istiyorum size. Şöyle bir tane be koyalım başına. Be kullanıyoruz, pasif yapıyoruz ve with ile geliyor. Şimdi kelimenin kökü teşhis etmek. Bu şekilde be diagnosed with dediğinizde bir şey teşhisi konmak oluyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Seçeneklere zaten bakın ilk önce sınavda. Size ne soruyor? Burada bir fiilin değişik halleri var değil mi? Hani infinitive var, gerund var. Tabii ki arada ceyhan var. Ceyhan'da ed'li görüyoruz. Hani tutup da aa bu işte simple past olabilir mi diyebilirsiniz. Ama eğer tense sorusu soracak olsa sınav genellikle ne yapıyor bize? Tense'ler veriyor. Bu şekilde bir ed gördüğünüzde simple past yerine bunu verb 3 olarak değerlendirmek önemli. O yüzden bir participle olabilir mi? Ne bileyim mesela have, get ve isim gelip ondan sonra verb 3 gelen bir causative olabilir mi? Bu şekilde değerlendirmeniz daha önemli. Şimdi burada individuals dedikten sonra şurada with'i görüyoruz ya. O zaman burada bir pasivlik arayacaksınız. Çünkü diagnose fiili with ile birbirine yani yakınına geliyorsa, yan yana geliyorsa bir pasif var. Ve burada zaten anlamca da bireyler demişiz ve ender psikolojik bir bozukluk diyor. Yani o zaman böyle bir psikolojik hani bozukluk teşhisi konan bireyler diyeceğiz ve cümlemizde display de zaten buranın ana fiili olarak geliyor olacak. Şimdi o zaman ne yapacağım ben? Benim özlem relative clause'a uzamış ve o zaman hani bir relative clause görmüyorsam da seçenekte participle'a gidebilirim. Participle'da da yapacağım şey nedir? Passive participle. Çünkü with ile bir arada. Şimdi hiç anlama falan bakmıyorum. Tamam. Teknik olarak bakıyoruz şu anda. Diyoruz ki biz passive participle arıyoruz. Şimdi passive participle'a baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Ceyhan'da zaten direkt verb 3'ü görüyorum. Tamam. Ama diyebilirsiniz ki kurallarda being verb 3'de yok muydu? Hani var. Evet. O zaman hadi being verb 3'ü de biz şimdilik alalım. Hani passive'dir diye. Ve hatta A'ya da değinmek istiyorum. To be verb 3, relative clause'ların reduction'ı yani participle hali getirildiğinde gelecek zaman ve passive olursa böyle bir kısaltma yapılabiliyor. Sınavlarda genelde hani cevap olarak çok rastlamadığımız bir şey ama okumalarda falan görebiliyoruz. Mesela the meeting to be held denince bize düzenlenecek olan toplantı diyorlar. Yani aslında cevap çok böyle bilindik taraftan gelse de ben hadi diyorum hani çok her şeye bakın öğrenciyim acaba benim görmediğim bir geleceklik var mı diye teknik açıdan diyelim ki A'yı almak istiyorum. Ama bir yandan da anlamca baksam A'yı almak istemem. Neden? Hani psikolojik bir hani tanık olacak insanlar. Hani müneccim miyiz? Önceden mi gördük? Bu insanlara tanı kesin konacak mı edecek mi? Hani biz bunu bilmiyoruz. Ama teknik açıdan bir hatırlatma yapmak istedim. Bu da bir passive participle'dır gelecek için. Şimdi ben diğer tarafa bakacağım. Diğer tarafta geliyorum. Bu arada display bu cümlenin ana fiiliydi. İki cümle vesaire bağlayan bir bağlaç vesaire yok. Hani bu kişiler gösterir dedik. Belirli davranışlar ve hani bir şeyler, abnormalities de bilmiyoruz diyelim ki. O zaman bu boşluk ne olacak? İkinci boşlukta tekrar bir relative clause'a uzamak isteyecek. Ki seçenekler bu yönde. Ve ne yapacağız biz yine? Aktif mi, pasif mi diye bakacağız.
Ve bakın şimdi define kelimesi geliyor ve define'den sonra da nesne var. Yani eşsiz, belirli hani anlamda ya da kendine has diyebiliriz burada. Kendine has özellikleri bu durumun, condition buradaki tanı konulan aslında hastalığı kastediyor. Hani bunun diyor bir şeylerini tanımlamak. Hatta boşluktan sonrasında anlamasınız bile olur. Diyeceksiniz ki define tanımlamak ve yanına nesne almış, o zaman aktif olacak. Active participle bizim için nedir? ING'dir. O zaman bakın Adana'nın ikinci bölümü being verb ile passive, Bursa'nın ikinci bölümü passive ama Ceyhan'ın ikinci bölümü active. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Ve bakın klasik passive bir participle sormuşuz değil mi? Birinci bölümde de hiç öyle being'ler, to be'ler falan yok. Direkt hani verb 3'ü koyduğumuz gibi çıkıyor. Peki cümleye de şöyle bir tekrar bakalım. O zaman diyor ki hani ender psikolojik bir hani bozukluk tanısı konan bireyler genellikle gösterir belirli patternler, pattern, şablon, düzen, kalıp şeklinde belirli hani davranış kalıpları gösterirler ve ne gösterirler? Bilişsel anormallikler gösterirler ki bu da tanımlarmış neyi? Kendine has özelliklerini condition'ın. Condition dediğimizde burada Kitty Sorcerer'a gönderme yapıyor. Böylece bir numarayı bitirdik. Böyle klasik iki seçenekli, daha doğrusu iki boşluklu ve participle dolu bir cümleyi geride bırakıyoruz. Hadi ikiye geçelim. İkinci soruyu okuyorum. Yine iki boşluklu bir soru ve preposition sorusu. The decline in biodiversity, peculiar blank, areas of intensive urbanization and industrialization has sparked a renewed interest among policymakers and the public in favor blank, implementing conservation strategies and preserving natural habitats. A. For, about. B. With, for. C. Over, of. D. Around, with. E. To, of. Soru sizde. Şimdi de ben de sınavdayım. Seçenekte preposition görüyorum. O zaman bütün cümle okuyacak mıyım? Hayır. Gideceğim. Bu boşluğun etrafına bakacağım. Şimdi preposition sorularında neler olabilir? Bizim prepositionımızdan sonra gelen kelime bunun belirteci olabilir. Yani belirleyicisi olabilir. Mesela at risk değil mi biliyoruz. O zaman boşluktan sonra risk geliyorsa belki at risk diyeceğiz. Bazen öndeki bir fiilin uzantısı olabilir. Bu fiil mesela direkt dibine preposition alıyor olabilir. Result in gibi. Ya da araya bir isim alıp biraz daha uzağa preposition alabilir. Mesela relate nokta 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 to nokta 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 gibi. Bazen bir sıfat koyarlar ve o sıfatın uzantısı olarak bir preposition vardır. Bütün bunlara dikkat ederek şöyle etrafa bakınıyoruz. Tamam. Peki burada tanıdık bir şey var mı? Birinci boşlukta. Hemen peculiar diyor değil mi? Peculiar ne alır? To alır. Ve çıktı. Bakın to E seçeneğinde burada duruyor. İkincisine bakalım. İkincisi in favor diyor. In favor neydi? In favor of alan bir kelimeydi. Daha doğrusu yapıydı. O da Edirne'den çıktı. Yani siz bunlardan bir tanesini bilseniz aslında soruyu yapabilirmişsiniz değil mi? Genelde soruları ikiye ayırabiliyorum. Bazen zaten hani öyle bir yapıyı soruyor ki direkt bu bunu alır deyip tek hamlede buluyoruz. Ama bazen boşluklardan bir tanesi belki hani iki preposition'la kullanılıyor. Hani belki iki farklı anlamı var. O zaman bir anlama bakıp hangisi olduğuna bakmamız gerekir. Ya da hani bir tanesi bir boşluk böyle iki seçenekli olabiliyor kafamızda ve ikisi de seçenekte var. Olabilitesi var. Olabilite de ne demekse. O zaman diğer boşluğa bakıp kararı verebiliyoruz. Ama bu soruda hani bir tanesini bilseniz harika halledebiliyordunuz. Gelin bir de cümleye bakalım. Bizim için bir de okuma pratiği olsun. The decline diyor. Decline hem isimdir hem fiildir. Fiil olunca reddetmek anlamı da var. Hani azalmak, düşmek anlamı da var. İsim olunca da decline'ı burada direkt azalma olarak görüyorum. Ve ine dikkat edin. Yarın bir gün size in sorulabilir. Diyor ki biyoçeşitlilikteki düşüş. Mesela bu in o kadar çok yerde çıkabiliyor ki. Mesela ne olabilir? Bilmem nerede bir artış var diyelim ki. An increase in something. A decrease in something şeklinde de kullanılabilir. Şimdi biyoçeşitlilikteki azalma demiş. Sonra iki virgül arasıyla bu iş uzamış ve sonra fiil gelecek. Peki peculiar to dediğimizde nedir? Bir şeye özgü. Hangi alanlara özgüymüş bu durum? Yoğun kentselleşme ve sanayileşmenin olduğu bölgelere özgüymüş bu durumda. Ve has sparked diyor. Diyelim ki siz spark'ı bilmiyorsunuz ve bir okumada karşılaştınız. Bir bakın bakalım. Biyoçeşitlilikteki azalma ne olmuş? Renewed, yenilenmiş. Yani yeni bir ilgi.
o zaman yeni bir ilgi doğurdu. Hani bir ilgi başlattı. Hani ilgiye neden oldu diyebilirsiniz. Spark kelimesi hem böyle hani böyle bir kıvılcım falan anlamları da var zaten. Böyle bir hani bir olay olur da hani onun kıvılcımı olur ve başlatır ya. Heh, tam öyle işte. Ateşlemek diyebiliriz. Tamam. Deminden beri bu kelimeyi arıyorum. Başlatmak, ateşlemek diyebiliriz. O zaman bu düşüş bir ilgi tekrar hani oluşturmuş. Yeni bir ilgi oluşturmuş. Kimler arasında? Among dediğinizde de dikkat edin. Between iki şey arasındadır. Among ikiden fazla. Policy makers yani kuralları, politikaları falan oluşturan kişiler ve public yani halk. Ve sonrasında da diyor ki in favor of. In favor of da bir şeyin lehine, onun tarafında. Biz burada belki hani yönelik diyebiliriz. Hani neye yönelik bir şeyler var burada? Implementing yani uygulamak. Ne uyguluyoruz? Conservation. Konserveden gelsin aklınıza. Koruma stratejileri, değil mi? Böyle çevre koruma, bitkileri, hayvanları koruma olabilir. Ve diğerine preserve. Preserve de koruma anlamında. Doğal yaşam alanlarını koruma. Demek ki bakın implementing ve preserving diyor. Burada bir hatırlatma yapıyorum. Bir preposition'dan sonra fiil gelmek istiyorsa ing halinde gelir. O yüzden in favor of uzantısı olarak implementing and preserving'i görmüş olduk. Dedim ve iki bitti. Preposition soruları ne kadar da kolay bitiyor değil mi? Çabucak bitiyor yani daha doğrusu. Hemen biz de üçe geçelim o zaman. Üçteyiz ve yine iki boşluklu bir soruyla karşı karşıyayız. Hadi okuyalım. The recent outbreak of swine flu, blank, the urgent need for public health authorities to establish robust response strategies, as future outbreaks, blank, healthcare systems to barely function as intended. A. Has been highlighting, must have led. B. Highlights, will have led. C. Has highlighted, could lead. D. Has been highlighted, might be leading. E. Is highlighting, would lead. Sizde. Şimdi de ben de. Sınavdayım. Sorulara baktım. Bana tense'ler, model'lar, bir şeyler soruyor. O zaman bir ipucu arıyorum değil mi? Yani burada ne olabilir diye bakacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Recent'ı görünce benim aklım present perfect'e gidiyor. Hatta şöyle düşünün. Hani recently şeklinde verildiğinde, değil mi? Olayın hani zamanı olarak direkt verildiğinde cümlede bilgi olarak, o zaman direkt biz böyle perfect'lere gitmek istiyoruz. Şimdi burada gideriz. Hatta ben ilk önce acaba diyorum has highlighted mı? Çünkü perfect istiyorum. Ama Adana Denizli'de hani highlighting derken mesela Adana'da present perfect continuous var. Şimdi biz ne yapıyorduk perfect continuous'lerde? Şu kadardır, bu kadardır diye bir how long'un yanıtını arıyorduk bu cümlede. Ama 3 yıldır, 5 gündür gibi bir ifade yok. O zaman bir hani Adana'yı kenara atarım. Denizli'ye gelince Denizli has been verbüşle passive olmuş. Ve boşluktan sonra burada nesne var. Yani bir şeyler hani vurguluyor, altını çiziyor, bir şey ihtiyacının diyoruz. O yüzden aktif olması gerekiyor. Denizli'de özellikle dikkat edin pasif olduğu için gidiyor. Yani tense sorusu görünümde ama içinde aktif pasif elemesi yapılabiliyor değil mi? Şimdi ben recent'ı gördüğüm için ki recent burada hani bir sıfat olarak geldi. Hani yeni, hani son zamanlarda olan anlamında. Ceyhan olabilir diyorum. Ama bir yandan da kafamı kurcalıyor. Diyorum ki okumalarda, gazetelerde sıfat olarak recent kullanıp diğer tense'leri de kullandıkları var. Yani bir hani geniş zaman acaba söyleyebilir mi? Ya da işte yeni olan bilmem ne şunları yapıyor diye şimdiki zaman olabilir mi diye kafanızı kurcalıyorsa da diğer bölümlerini inceleme şansınız var değil mi? Gelin bir bakalım mı diğer bölümde ne olacak? As demiş. Buradaki as'le ne yapıyoruz biz? İkinci bir cümleye geçiyoruz. Diyor ki future outbreaks. Buna dikkat. Future yani gelecekte olan outbreak'ler. Outbreak bir mesela savaşın böyle patlak vermesi ya da bir hastalığın, salgının patlak vermesi demek. O zaman hani gelecekteki ortaya çıkışlar, hani gripin böyle ortaya çıkışları gelecek diyor. Dikkat. Yani siz mesela diyelim ki Edirne olabilir miydi acaba? Hani is highlighting'den Woodley'de gider miydim? Wood şimdi ne zaman olabiliyor? Şöyle Wood'lardan da korkan arkadaşlarımız var gelen mesajlardan anladığım kadarıyla. Ona da bir bakalım. Wood ne yapabilir? Used anlamında kullanılabilir değil mi? Geçmişte olan, şimdi olmayan şeyler. If 2 varsa olabilir. Onun dışında mesela bir report speech varsa ben mesela I will go diyorum. Siz diyorsunuz ki yeri said that she would go diyorsunuz. Ama burada hiçbir şey yok öyle değil mi? Ne bir if'lik var,
ne bir işte used to'luk var. Hani geçmişle ilgili bir şey yok. Bir de hani used to nasıl olsun? Bir aktarım yok, report speech yok. O zaman would'la benim ne işim var? Gider. Sonra Ceyhan'a bir bakasım geliyor. Ceyhan'da da could lead var. Could şimdi ne yapabiliyor? Can'in geçmişi olarak kullanılabiliyor. Ama onun dışında bir olasılık bildirdiği için bugün ya da önümüzdeki günler için, önümüzdeki zamanlar için olasılık olarak kullanılabiliyor. O zaman gelecekteki outbreak'ler şunu 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 yapabilir diyebilirim, kalsın. Bursa'ya bakıyorum. Will have let. Will have verbiage. Dikkat edin lütfen. Future var ama perfect var. Future perfect'ler hani şu gün geldiğinde şu iş bitmiş olacak demesi gerekiyor. Çünkü hem bir geleceklik var. Bana bir zaman söylesin. Mesela 2025 itibariyle falan desin. Yani o zaman da o iş bitmiş olacak diyeyim. Ama cümlemde böyle bir şey de yok. Gelecekte bir şey olabilir demek. Yani Ceyhan'a gelmek en uygun seçenek olacak. Bu arada Adana'da ilk bölümde hani yok yine bu da olabilir diye düşündüm ben Yeliz diyenler varsa must have verbiage ile devam etmiş. Must have verbiage geçmişten bahsediyor ama hatırlatma yapıyorum, zorunluluk yok arkadaşlar. Must'ı gördünüz diye ona gitmeyin. Must have verbiage ile geçmişle ilgili tahminde bulunuruz. Geçmişteki olasılıklardan bahsederiz ve güçlü bir olasılıktır. Şöyle şöyle olmuş olmalı diyerek bir hani yargıda bulunabiliyoruz. O yüzden baktığımızda iki bölümü de incelediğimde Ceyhan yani has highlighted ve could lead kendisini cevap olarak bize sunuyor. Peki cümle ne diyordu? Bir bakalım mı? Diyor ki recent son zamanlarda olan yani yeni hani ortaya çıkışı diyor domuz gribinin bir şey. Has highlighted deyince vurguladı diyoruz. Neyi vurguladı? Acil ihtiyacı. Ne ihtiyacı? Bakalım. Kamu sağlığı yetkilileri için şunu şunu kurma diyor. Bunun güzel bir Türkçesi ne olabilir? Kamu sağlığı yetkililerinin bir şey yapma ihtiyacını vurguladı. Peki ne yapmakmış? Establish, kurmak yani strateji kurmak derken değil mi? Stratejiyi oluşturmak, etmek. Nasıl? Çok da güzel bir sıfat var. Robust diyerek böyle sağlam. Sağlam bir diyor response strategies. Response da nedir? Hani tepki. Tepki stratejisi dediğimizde hani ne yapacağız, ne edeceğiz değil mi? Böyle bir strateji hani olaya nasıl tepki vereceğiz diye stratejileri kuruyorlarmış. Peki toparlıyorum. O zaman hani bu swine flu'nun hani ortaya çıkışı bunları yapma ihtiyacını vurguladı. Çünkü gelecekteki diyor outbreak'ler, hani patlak vermeler, gelecekte hani gripin ortaya çıkışları ne yapabilir? Could lead dedikten sonra dikkat edin. Burada lead, noun ve to do yapısı var. Yani infinitive genitive'larda size şöyle büyük bir kutu halinde verdiğimiz böyle bazı fiillerimiz vardı. İsim alıp ondan sonra infinitive alıyor dediklerimiz. Bu o işte. Dikkat edin lead'in yanında to yok. Lead to olursa lead to something diyoruz. Burada lead, noun, to do. Birinin bir şey yapmasına. Peki ya da bir şeyin bir şey yapmasına. Burada gelecekteki outbreak'ler could lead neden olabilir? Sağlık sisteminin diyor sistemlerinin to barely function. Barely ne yapıyordu? Cümleyi fışt, tersine çeviriyordu. Yani to function dese hani işlemesi, to barely function pek işlememesi. Yani bozulması belki, işlevini yerine getirmemesi. O zaman bu tarz outbreak'ler ne yapabilir? Sistemin diyor çalışmamasına neden olabilir. As intended diyerek planlandığı gibi çalışmamasına, yani istediğimiz gibi çalışmamasına. Burada da çok güzel bir hani yapı gördük. Buradaki as nedir? As intended derken planlandığı gibi diyoruz. Unutmayın as 4 tane anlamda eğer iki cümle birleştiriyorsa. Şuradaki birinci as'imiz çünkü anlamındaydı. Buradaki as'imiz gibi anlamında. Diyebilirsiniz ki Yeliz burada şey yok, cümle yok ama as intended'da bir kısaltma var. As it is intended demek yerine niyet edildiği gibi derken, planlandığı gibi derken pasif bir kısaltma söz konusu. Bunu da o yüzden iki as gördünüz diye karşılaştırma yapan as zannetmeyin. O şekilde bakarsak bu cümleyi anlayamayız, soruyu da çözemeyiz. Diyorum, son hatırlatmamı tekrar yapıyorum. Recently şeklinde cümlede zaman ifadesi olarak görürsek perfect'e gidiyoruz. Ama recent diyerek hani sadece bir sıfat olarak kullandıklarında ne olur ne olmaz bir bakıyoruz. Çünkü bugün açsanız The New York Times okusanız mesela hani recent'ı görüp bir de geniş zamanda ilerleme görebilirsiniz mesela. O yüzden present perfect'i görür görmez atlamadım. İkinci bölüme de mutlaka baktım. Tamam. Gidiyoruz dörde. Haydi bakalım. Dördüncü soru tek boşluklu bir soru. Okuyorum. Space agencies should come up with comprehensive emergency plans for astronauts during long duration missions. Blank.
critical systems fail or unexpected emergencies arise, as these can pose significant risks to human life and mission success. A. Unless. B. Since. C. So that. D. In case. E. Although. Soru sizde. Şimdi de bende. Ne yapıyoruz? Bu bir bağlaç sorusu. O zaman şu iki cümleye bakıyoruz. Nasıl bir ilişki mevcut? Onu çözmeye çalışıyoruz. Seçeneklerde bu arada ne var? Unless, olumsuz bir if. Mesela if you come, eğer gelirsen kahve içeriz diyorsunuz. Ama mesela if you don't come diyecekseniz orada işte unless işin içine giriyor. Unless you come diyerek if you don't come da aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok dikkat edin lütfen. Unless'in olumsuzluk getirdiğine dikkat etmeden if diye okuduğumuzda bazı sorularda yanlışa gidebiliriz. Since, ne yapıyorsunuz? Because anlamı veriyor. Tabii ki diyeceksiniz ki yeriden beri anlamı da yok mu? Ama hani burada genellikle bu tarz bağlaçları sorduklarında since'in because anlamını kullanarak daha çok soru gelir. Onun dışında yine de ben bir kontrol edeyim diyorsanız den beri anlamındaki since yanındaki cümlede simple past istiyor. Diğer cümlede present perfect ya da present perfect continuous istiyor ki buralarda yok. So that'e geliyorum. So that'ten sonra in order that de bunun accuracy'ydi. Amaç gösteriyorduk değil mi? Şöyle şöyle olsun diye şeklinde. Mesela ben çok çalışıyorum. So that I can pass the exam, sınavı geçebileyim diye şeklinde. In case. In case biz atölyede nasıl anlıyoruz? Hatırlayan var mı? Maazallah. In case'den sonra genelde istenmeyen şeyler gelir. Çevirisine dikkat edin. So that ve in case'i diye şeklinde çevirebiliyorum. Ama in case'den sonra istenmeyen şeyler, so that'den sonra hedefler geliyor. Although'sa bildiğimiz although. Yani ne yapıyor? Zıtlık veriyor. Çeviri soruları için bir şey söyleyeceğim. Olduğu sadece rağmen diye kodlayan arkadaşların varsa aklında çevirilerde olsa da şeklinde çevirisini de çok kullanıyoruz sınavlarda. O yüzden lütfen dikkat edin buna da. Peki bakalım. Diyor ki space agencies yani uzay ajansları yani uzay konusunda iş yapan ajanslar should come up with çok da güzel bir kelime. Come up with bir fikirle bir şeyle ortaya çıkmak. Yani siz onu buluyorsunuz ve siz ortaya atıyorsunuz. O zaman bu ajanslar bulmalıdır diyor. Ne bulmalı? Harika yine bir kelime. Kapsamlı. Kapsamlı acil durum planları bulup ortaya atmalı astronotlar için ki ne esnasında? Uzun süreli görevler esnasında. Şimdi tamam. Ajanslar dedik planlar yapsın. Boşluktan sonra da diyor ki critical systems fail. Sırf bunu görmem yeter herhalde. Çünkü önemli sistemler diyor fail. Fail nedir? Başarısız olmak. Hani sistemlerin başarısız olması işte ne bileyim çökebilir sistem, çalışmayabilir. O zaman dikkat edin. Hani bunlar bunu yapmalıdır. Sistemler başarısız olur. O zaman ne oldu? Sistemler, önemli sistemler çöker. Ya da işte beklenmeyen bir şeyler ortaya çıkar diye. Aman Allah korusun diyoruz maazallah. Hani böyle bir şey olur diye. Bunlar acil durum planları yapmalıdır diyoruz. Ve bizim cevabımız in case olarak şurada şöyle sarı sarı parlamaya başlıyor. Peki cümleye geri döneyim ama. Burada in case'den sonra iki tane cümle yazılmış aslında. Birini anlasak yeter demiştik değil mi? Hani önemli sistemler fail ediyor. Yani çalışmıyor, başarısız oluyor, sorun çıkarıyor, çöküyor belki ve beklenmeyen acil durumlar ortaya çıkıyor dedik. Sonrasında bir as var. Bu as'leri direkt okurken hemen anlamlandırmak zorunda değilsiniz. Çünkü dediğim gibi 4 tane as var. Neden sonuç ilişkisi katabiliyor. While anlamı verebiliyor. Aynı anda olan işler gibi anlamı verebiliyor. Hep söylediğim as I said before, daha önce söylediğim gibi lafı. Ya da yaptıkça, ettikçe anlamı veriyor. O yüzden baştan hani yapmaya çalışmayın, anlamı vermeye çalışmayın, okuyun. Ki bu soruda hiç gerek yoktu. Çünkü hani bizi ilgilendirmiyor burası. Biz soruyu zaten çözdük. Ama bazı arkadaşlarımız illa bütün soruyu okuyup öyle bakıyor. Bu hataya da girmeyin. Çünkü şuradaki boşluk size bunun öncesi ve sonrasında gelen cümleyle ilgili. Yani fail'den sonra hadi bir de hani unexpected olayını okudunuz. Ama sizin artık as sonrasına ihtiyacınız yok. Yani çok okuduğunuzda bir zaman gidiyor. İki, kafanız başka yerlere doğru kayıyor oradaki bilgilerle ve anlam ilişkisini kaçırabiliyorsunuz. O yüzden lütfen bağlayacağınız yapılara odaklanın. Hatta oralarda böyle such as'lerle, relative clause'larla uzatmalar varsa onları da görmezden gelip ana hattı ilk önce dikkate almaya çalışın. Sonra bakalım diyor ki çünkü bunlar... Yani çünkü dedim hani geldiğim için cümlenin anlamından ben öyle dedim ama hani biraz önce okuduğum için anladım yani. Siz dediğim gibi birden söylemeyin.
Bunlar diyor ne yapabilir? Pause. Pause da çok güzel bir kelime. Tabii böyle dırt, poz vermek gibi anlamları var. Ama biz teşkil etmek, yaratmak diyoruz. Ve nelerle kullanılır? Bakın burada riskler diyor. Riskler, tehditler, problemler yaratmak, teşkil etmek demek. O zaman bunlar önemli riskler yaratabilir, teşkil edebilirmiş. Neye peki bu riskler? İnsan hayatına ya da hani görevin başarısına. Burada to'ya da bir gönderme yapmak istiyorum. Pause kelimesi illa to'yu preposition alıyor demiyorum. Çünkü almayabilir. To yerine on diyebilir. Bir şey üzerinde bir hani tehdit oluşturuyor olabilir bir şey. Ya da for bir şey için tehdit ya da problem ya da risk oluşturuyor olabilir. Oradaki preposition'la oynayacağız. Yani biraz önce mesela işte preposition sorularında demiştim ya bazen bir kelime farklı preposition'larla kullanılabilir. Hatta buradaki gibi aynı anlama çıkabilecek gibi ya da farklı anlama çıkabilecek şekilde olabilir. İki tane seçenek varsa o sorularda ikinci boşluğa bakın. Genelde preposition sorularda iki boşluklu geliyor ya, sizin garantiniz diğer boşluktan gelecek demektir. Dedik, ne kadar çok konuştum. Sadece bir in case diyerek hani geçmek istemediğim için siz yine beni idare edin biraz, olur mu? Hadi 5'e geçelim. 5. sorudayım, okuyorum. The health officials are striving to decide blank. The government should increase funding for preventive care programs so as to financially help the homeless and the retired. A. Which. B. That. C. Whenever. D. Whether. E. What. Soru sizde. Şimdi de bende. Bu soruyu çok seviyorum. Bu soru tiplerini çok seviyorum. Çünkü aslında kolaylar ama hani bir yandan da size anlatmayı seviyorum. Çünkü hani şu debt olayını hani bir kere daha konuşma fırsatı veriyor. Böyle çok fazla öğrenci bir bakıyorum şey yapıyor bu tarz sorularda. Aa tamam işte karar vermişler debt deyip uzatayım ben burayı. Ama arkadaşlar şimdi decide dedi hani karar verdi dedikten sonra mesela decide to do bir şey yapmaya karar vermek değil mi? Ama burada hani şöyle bir durum var. Sağlık yetkilileri are striving uğraşıyorlar karar vermek için diyoruz. Şimdi biz burada debt yazıp bir cümle yazsak şöyle şöyle olduğuna karar vermek diyor. O zaman zaten karar alınmış, neye hani karar vermek için uğraşıyorlar deriz değil mi? O yüzden lütfen dikkat edin. Burada decide'den sonra debt gelmez. Çünkü mesela çok da basitleştireyim. Sağlık yetkilileri uğraşıyorlar karar vermek için debt süt içmek yararlıdır. Bak basit bir cümle koyun. Hani sonrasındaki cümle şu an önemli değil çünkü bu debt'e karar vermek için. Yani biz burada der miyiz öyle? Uğraşıyorlar karar vermek için ki süt yararlıdır. Zaten karar vermişse süt yararlıdır diyorsa neye uğraşıyorsun derler. O yüzden dikkat edin. Bu tarz bir cümlede ne yapmak için, neye karar vermek için uğraşıyorlar? Bir soru kelimesi gelebilir burada ya da whether gelebilir. Mesela neye karar vermek için uğraşıyorlar? Ne zaman biz bu aşı programını başlatalım? Ya da başlatalım mı, başlatmayalım mı gibi değil mi? O yüzden lütfen debt'e dikkat edin. Burada debt gidiyor. Şimdi boşluktan sonra gelen şey de hani diyor ki hükümet arttırmalıdır fonları, yani fon toplama, fon, hani para fonu var ya onlar işte ne için? Önleyici hani bakım programları için ki uzatmak için, sırf uzatmak için oraya bir de amaç koyduk ki bütün bunlar ne içinmiş? Finansal açıdan yardım etmek için evsizlere ve emeklilere diyor. Yani sizin dikkate alacağınız şey şurası. Hükümet arttırmalıdır funding diyor. O zaman burada hiçbir eksik de yok değil mi? Yani what getiremiyorum. Çünkü what olması için o cümlede bir eksiklik lazım. Ve siz hani what'ı ne ya da şey lafını getirerek tamamlayıcı olarak kullanıyorsunuz. O zaman dikkat edin what olmadı. Whether çok güzel oluyor. O zaman uğraşıyorlar karar vermek için. Hükümet arttırmalı mı, arttırmamalı mı, ne yapsın hükümet diye düşünüyorlar. Whether cevabımız oldu. Whenever bir kere iki tane cümleyi şöyle bağlaması lazım. Mesela diyeceksiniz ki whenever, her ne zaman you need help, her ne zaman yardıma ihtiyaç duysan beni arayabilirsin gibi. Burada zaten karar vermek dedikten sonra zaten bir tane cümlemiz var. Her ne zaman arttırmalı değil de hani when olsaydı hani ne zaman arttırmalı ya, ne zaman bu iş yapılmalı gibi bir şey söyleyebilirdik. Whenever'da söyleyemedik. That'i zaten konuştuk. Which'e geliyorum. Which de noun clause'larda yanına bir isim ister. Mesela atıyorum, ben diyorum bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Which books she likes? Yani hangi kitapları sever, nasıl kitapları sever o bilmiyorum. Which'in yanına bir isim gelecek. Eğer isim direkt yazmıyorsa da ona ne diyebiliriz? Tekirse which one, çoğulsa which ones diye bir şey gönderme yapmasını bekleriz. O yüzden lütfen dikkat. Yetkililer karar vermek için uğraşıyor. Neye karar vermek için?
bir şey olsun mu olmasın mı diye karar vermek için diyerek buraya Denizli dedik. Bu arada bir tane daha hatırlatma. Şöyle D yazıp yanına sıfat yazıldığında bütün o grubu kasteder. The homeless deyince evsizler diye çevirisini yapıyoruz. Bunu da okumalarınız için bir bilgi olarak koyalım kenara. Dedim, 5'i de bu arada çevirdik soruyu yaparken. Hadi gelin 6'ya geçelim. 6. soru, 2 boşluklu bir soru. To maintain a healthy lifestyle, we should stop blank a regular fitness assessment with a professional trainer, as it will show which areas need blank to achieve better health. A. Doing to improve. B. To do improving. C. To have done being improved. D. Having done having improved. E. To be done to be improved. Hadi bakalım sizde. Şimdi de bende. Burada dikkat. Stop deyince infinitive olabilir, gerund olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Nasıl oluyor? Mesela ben hep şöyle anlatıyorum. Birisi çantanızı aldı, kaçıyor. Arkasından bağırıyorsunuz, milletten yardım istiyorsunuz. Diyorsunuz ki stop the man, adamı durdurun, adamı durdurun. Şimdi dikkat edin. Stop'un yanına isim koyduğunuzda onu durdurun demiş oldunuz, değil mi? Şimdi şuraya geleceğim. Bir fiili de ing ile isimleştirip koyduğunuzda onu durdurmak, onu bırakmak anlamı katacak. Mesela klasik ne var? Stop smoking, sigara içmeyi bırakmak diyoruz. Bakın, hani sigara içmeyi durdurmak, bırakmak. Yani stop yanına ing alırsa o işi, o ing ile yaptığınız işi durdurmak ya da bırakmak demek. Eğer stop to do alırsa bir şey yapmak için durmak demek. Hatta bunu aklımızda nasıl tutabiliriz? To do'lar, değil mi? Direkt amaç şeklinde kullanılabiliyordu. Stop to do, bir şey yapmak için durmak şeklinde düşünün. Ama bu tarz yapılarda kontekste eğer verilmediyse, değil mi? Hani şunu görmüyoruz. Yani ne yapmayı bıraktı bilmiyoruz. Mesela diyebilirler ki birisi, sadece şu cümleyi alalım. We stopped to have lunch. Öğle yemeği yemek için hani ne yaptık? Durduk. Hani ne yapıyorlardı da durdular bilmiyorum. Orada öğle yemeği yemek için işte arabayla bir yere mi gidiyorlardı ya da ders mi çalışıyorlardı, ne bileyim hani dikiş mi dikiyorlardı, neyse ne, ama ne için durduklarını söylüyoruz. Şimdi bir buna bakalım. Diyor ki to ile başlamış. Bu to ile başlayan yapılarda da cümlelerde de şöyle dikkat edin. Eğer to do ile başlayıp bu ifade bittiğinde virgül gelip cümle geliyorsa bu to do amaç şeklinde. Eğer to ile başlayıp o ifade bittiğinde fiil geliyorsa o zaman o özne halinde. Burada bakın virgül ve cümle geliyor. Bu da diyor ki sağlıklı bir yaşam stilini sürdürmek için biz diyor should stop. Şimdi karar verecek olan şey boşluktan sonra ne anlatıyor? Bir kere yapmak kelimesi gelecek ve diyor ki düzenli bir fitness değerlendirmesi profesyonel bir trainerle, eğitmenle. O zaman dikkat edin, burada sağlıklı bir yaşam stili için hani bir fitness değerlendirmesi yapmak için durmak. Fitness değerlendirmesi yapmak, bırakın ya fitness'ı falan, değerlendirme yapmayın ne olacak demiyoruz. Sağlıklı yaşam stili için hani her ne yapıyorsan bir dur ve bunun için dur, bunu yaptır demeye çalışıyoruz. O yüzden stop'tan sonra to do gelecek arkadaşlar. Dikkat. Ve bu nerede? Bursa'da. Hop, bakın cevap çıktı. Şimdi şunları göstermek istiyorum. To have done. To have done bizim en çok nerede sınandığımız yer? Cambaz pasiflerde. Infinitive'dir ama geçmişlik katar. Çünkü orası present perfect değil. Dikkat edin. Infinitive'in geçmişi yapmış olmak. Hani yapmış olmak için dur değil, yapmak için dur diyoruz. Ceyhan'la alakamız yok. To be'den zaten hani bir infinitive ama passive, değil mi? Biz hani fitness assessment yapmak için diyoruz. Zaten to do olması gerektiği belli. Şimdi soru buradan çözülüyor ama ikinci bölüme bakalım. O da çok önemli. Belki yarın bir gün tek başına o gelir. Need de hem ing hem to do alıyor. Buradaki anlamı görmek aslında daha kolay. Belki çok fazla hani detaya gerek yok. Aktif mi değil mi durumu var. Mesela diyebiliriz ki I need to wash my car. Arabamı yıkamam gerek diyorsunuz. Ya da ihtiyaç duymak diye kodladıysanız benim ihtiyacım var yıkamaya arabayı. Arabayı yıkamam gerek dedim. Ama benim öznem arabam olursa my car needs dedikten sonra washing diyorum. Ve bu bir pasif anlam katıyor aslında. Gizli bir pasif. Arabamın yıkanmaya ihtiyacı var. Ya da şöyle düşünün. To wash aktif bir yapı getiriyor. Ama arabam kendisini yıkamaz, değil mi? Arabam yıkanmaya ihtiyaç duyar. Washing'i bir iş olarak alın, yıkama işine ihtiyacı var gibi. Ya da siz bunu
ing yazmak yerine to be verb 3 ile hani açık açık görünür bir passive de yazabilirsiniz. O yüzden şöyle düşünün need'de. Diyeceksiniz ki ya bir infinitive olan hali var, bir de gerund hali var. Ama hani bunlarda böyle to be verb 3 de kullanılıyordu. To do ile to be done aynı şey olamayacağına göre, burada to wash ile to be washed aynı anlamı veremeyeceğine göre to wash bir kenara, to be washed bir kenara. Hani ikiye ayırdım. Şimdi ben hani infinitive ve gerund kuralı hani aklımda tutmaya çalışıyorum. İkisini birden aynı şekilde almayacak. Hani to wash, washing ikisi de gelsin demeyeceğim. Anlam farkı yaratmam lazım. O zaman washing'i diğer tarafa alayım. Yani ing ve to be verb 3 bir grup. Onlar pasiflik katıyor. İkisi de aynı. Burada da to do da aktif bir durum katıyor. Şimdi dikkat edin. Burada diyor ki, hatta cümleyi şuradan hani almıştık ya, sağlıklı yaşam stili sürdürmek için bir trainerla bir değerlendirme yapmak için bir dur. As, bakın bugün as'i mıhlayacağız böyle hani kafamıza. Çünkü diyor o gösterecektir. Hatta nedir? Bu değerlendirme gösterecektir. Bakın non-close yapıyorum. Biraz önce ne demiştim? Hani which areas? Yani which yanına bir isim ister demiştim. Hangi diyor alanlar need, ihtiyaç duyar? Ve geliştirmek lafı var. Improve, hani gelişmek, geliştirmek diye çevirebiliyoruz. Peki hangi alanların geliştirilmeye ihtiyacı var daha iyi bir sağlığa ulaşmak için? Yani burada alanların geliştirilmeye ihtiyacı var diyorum. O zaman burası need'den sonra ya improving olacak ya da to be improved olacak. Yani aslında ikinci bölüm olarak şöyle Bursa'da da Edirne'de de cevap var. Ama ilk bölüm to do almasını istediğimiz için Bursa oluyor cevap. Tamam. Tekrar söylüyorum. Edirne'de infinitive ile başlıyor. Neden olmadı? Çünkü zaten orada bir pasiflik var değil mi? Bizim bir şey yapmak için durmamız lazım. Aktif bir ifade gerekiyor. O yüzden dikkat edin. Diyoruz. Bunda da yine birkaç tane soruluk hani bilgi çıktı. Çünkü ayrı ayrı yerlerde çıkarsa bu tarz şeyler değil mi? İki soru bile yapabiliriz bu bilgilerle. Dedik ve 6 bitti. 7'ye gidelim. Haydi. 7 bir bağlaç sorusu okuyorum. Blank. Economic growth has slowed globally over the past decade. Policymakers find it challenging to implement effective measures that stimulate the economy without causing inflation. A. Since. B. Provided that. C. Even though. D. In case. E. Unless. Sources de. Peki, şimdi de bende. Yapacağımız şey iki cümleye bakacağız, anlam ilişkisini görmeye çalışacağız ama seçeneklerde ne var ne yok diye bir göstereyim. Since neden sonuç ilişkisi kattı? Provided that'e bir if gibi düşünün arkadaşlar. Tabii ki küçük farklar var. Mesela provided that deyince şöyle şöyle olduğu takdirde bunun olması şartıyla gibi çeviriyoruz ama basitçe if gibi düşünün. Bu sınavda hem provided that hem if hani yan yana koymuyorlar. Ne yapıyorlar daha doğrusu? Hani if'i provided that üzerinden sormaya bakıyorlar. Even though zıtlık katıyor. In case maazallah şu 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 olur diye istemediğimiz şeyi getiriyor. Ve unless ne yapıyor? Olumsuz bir if. Ve seçeneklerde hani if konusunda hem unless hem de if anlamına gelen bir şey varsa bir de dikkat edin. Çünkü eğer onlar üzerinden cevap gelecekse bir anlık dalgınlıkla unless'in kattığı olumsuzluğun farkına varmazsak yanlışa gidebiliriz. Peki bakalım şimdi ne diyor? Ekonomik büyüme diyor yavaşladı küresel olarak son 10 yılda. Kötü bir şey var değil mi? Hani ekonomik büyüme yavaşladı. Sonra bakıyorum. Diyor ki policy makerlar yani bu politikaları oluşturanlar find it challenging, zor buluyorlar, zorlayıcı buluyorlar. Ne yapmayı? Etkili önlemleri yürürlüğe koymayı. Şimdi bakıyorum. Ekonomik büyüme yavaşladı. Kötü bir şey bu. Hani büyüyemiyor ekonomi. Policy makerlar da zor buluyor bir şeyleri, zorlanıyorlar. O zaman burada bir kere neden sonuç ilişkisi yok. Zıtlık ilişkisi yok değil mi? Biri iyi, biri kötü değil. Yani even though'dan bir kurtulun. Peki, burada da şimdi eğer şöyle olursa böyle olur yapısı hiçbir şekilde oturmuyor. Çünkü zaten olmuş bir olayı anlatıyor. Has slowed diyor. Hani son 10 yılda bu oldu diyor. Eğer biz if'lere girseydik, hani son 10 yılda şu oldu, bu oldu laflarını genelde if'ler ne yapıyor? Hani if 3 ile geçmiş yapıyor ve unreal yapıyor. Yani eğer böyle böyle olmasaydı, etmeseydi gibi anlamlara gidecekti. Zaten bakın hani iflik yani koşulluk bir durum yok. Ben ekstra bilgi olarak if 3 falan dedim ama hani ortada bir koşul bir sonuç yok. Dikkat edin. İki tane negatif şey var ve negatif şeylerle birlikte de bir neden sonuç ilişkisi verilmiş bize. Ekonomik büyüme yavaşladığı için
Hani etkili önlemler yapmayı etmeyi zor buluyorlar. Ya da hatta to implement'i bile bilmeyin. Ekonomik büyüme yavaşladığı için hani policymakerlar bir konuda zorlanıyor demek ki. Neden? Sonuç ilişkimiz var. Since burada açık açık ben buradayım diyor. In case'den sonra da genelde ne yapıyorduk? Biz maazallah diyerek aklımızda tutuyorduk ve istemediğimiz bir şey geliyordu. Burada da şöyle bir şey yok ama. Ekonomik büyüme hani yavaşlamış olur diye zor buluyorlar. Zaten hani olay örgüsü olmuyor. Çünkü olmuş bir şey var. Hani biz ne yapıyoruz? Bir şey olur diye sanki önlem alıyoruz. Yağmur yağar diye şemsiye taşıyorum. Klasik örnektir o da. Burada son 10 yılda bir şey olur diye değil. Olmuş zaten. O yüzden in case hem buradan gidin hem de aslında çok güzel bir soru şey açısından, neden sonuç ilişkisi açısından büyüme yavaşladı. Bu yüzden de biz zorlanıyoruz bir şeyler yapmakta diyor policymakerlar. Peki cümlenin devamına da bakmak istiyorum. Burada şimdi find something adjective yapısı vardı. Şunu şöyle bulmak, bunu böyle bulmak zor buluyorlarmış. Neyi? Uygulamayı, etkili önlemleri. Ki nasıl önlemlermiş bunlar? Bir relative clause var. Stimulate dediğiniz şey canlandırmak. Hani ekonomiyi canlandıran önlemleri yürürlüğe koymayı zor buluyorlar. Ne yapmadan? Enflasyona neden olmadan. Diyor ki yani biz diyor bunu yaparsak enflasyon olur diyorlar. Enflasyona neden olmadan bunları böyle böyle yapmak zor. Peki ben çeviri olsun diye okuyorum ama bu kadar anlamaya gerek var mı? Yok. Lütfen rahat olun. Sınavda hani bağlayacağınız cümlelerin ana hatlarına dikkat edin. Yani burada zorlanıyorları gördükten sonra aslında hiç işim yok geri kalanıyla. Ve orada çok böyle benim bilmeyeceğim kelimeler de kullanabilirler. Bilerek zorlayabilirler. Tuzak işte. Yani ölçüyorlar bizi. Değil mi? Bu bir ölçüm sınavı, değerlendirme sınavı. Bizi değerlendiriyorlar. Hem okuyarak kafanızı karıştırmayın. Hem anlamadığınız bir şey olsa moralinizi bozmayın. Hem zaman kaybetmeyin. Çünkü ileride daha çok soru var çözmeniz gereken. Değil mi? Peki. Bu arada bitmiyordu. Şuradaki it, neden it derseniz, şimdi find something adjective'de mesela ben bu kitabı hoş buluyorum, güzel buluyorum, yararlı buluyorum dediğinizde direkt o ismi koyuyoruz. Buradaki it de şunun için, yani zor bulduğumuz şey nedir? İşte enflasyon neden olmadan şöyle şöyle hani ekonomiyi canlandıracak önlemleri yürürlüğe koymak, uygulamak. Ne kadar uzun değil mi bu? Yani find ile challenging arasında bu kadar şeyi getirse biz okuru kaybederiz. Der ki find'dan zor bir şey dedi, bu challenging ne? Hani aradaki bağlantıyı göremez. O yüzden böyle bir olay anlatacaksak şuraya bir it yazıyoruz. Sonra rahat rahat infinitive'le onu anlatmaya devam ediyoruz. Okumalarda da sık sık gördüğümüz bir şey. Dikkat o yüzden. Dedik 7 bitti. Hadi 8'e doğru geçelim. Geldik 8'e. Başlıyorum. AI developers increasingly focus on building collaborative systems that work alongside humans, blank, creating autonomous robots that could potentially replace human labor. A. In case of. B. Despite. C. Rather than. D. On account of. E. As far as. Siz de sorun. Şimdi de bende. Bu baştaki AI artık hani böyle direkt kısaltma şeklinde görüyoruz değil mi? Yapay zeka. Bu arada yapay zeka geliştiren kişilerden bahsediyoruz. Bilmesek ne olur ki? Birileri işte bir şey geliştiricileri. Bunlar ne yapıyormuş? Şimdi anlam ilişkisini anlamaya çalışacağız değil mi? Bunlar gitgide daha çok neye odaklanıyorlar? Collaborative yani işbirlikçi sistemler inşa etmeye odaklanıyorlarmış. Hatta bunu bilmiyorsak işte that work alongside humans, insanlarla birlikte hani çalışacak olan sistemlermiş. Ya işbirlikçiyi bilin ya da insanlarla birlikte çalıştığını görün. Boşluktan sonra da diyor ki yaratmak otonom robotlar yani özerk yani bağımsız robotlar. O zaman dikkat edin çıktı. Yani bunlar insanlarla işbirliği yapan sistemler yaratmaya odaklı. Otonom yani özerk bir şeyler yaratmak yerine. Yani independent bir şeyler, otonom bir şeyler değil de bunu yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden seçeneklerde hemen ben buradayım diyen rather than cevabımız. Şimdi diğerlerini de hani konuşacağız. In case of bir şey durumunda. Biraz önce in case, ay çok pardon. In case'den sonra cümle geliyor, in case of'dan sonra gelmiyor. Mesela klasik acil durumda camı kırın, acil durumda 112'yi arayın lafları böyle geliyor. Ya da in case of a heart attack, bir kalp krizi durumunda 112'yi arayın demek bu oluyor. Despite, despite yanına isim alarak rağmen anlamı katıyor. Şimdi otonom robotlara rağmen bir şey yapmak demiyoruz tabii ki. On account of, direkt because of gibi düşünün. Bir şeyden dolayı. Yani
otonom robotlar yaratmaktan dolayı insanla işbirliği yapan bir şey yapmıyoruz. As far as ile ilgili bir iki şey söyleyeceğim. As normal, kadar anlamındaysa, değil mi? Ve as far as şunun kadar uzak, bunun kadar uzak anlamı katabilir bir yerde gördüğünüzde. Onun dışında as far as böyle iki cümleyi birleştirerek ne anlam katıyor? Şöyle anlatacağım. As far as I know, bu kalsın aklınızda. Bildiğim kadarıyla. Kadarıyla demek. As far as yanına bir cümle yazıyorsunuz. Şöyle şöyle gözlemlediğim kadarıyla diyebilirsiniz belki. Bu şekilde bir kullanım var. Ama bir de yani ezberden direkt sorunun cevabını görebileceğimiz as far as'den sonra kişiyi yazıp enzardan uygun olanı yazıp concerned ED'li yazıp cümle söylüyoruz. Bu kısaca aslında mesela as far as I am concerned dediğimde bana göre. Yani anlamı olarak hani anlatmak istersem de illa as far as'in kadarıyla anlamına bağlayayım diye. Mesela concern'ın hani ilgi, endişe anlamları var ya, burada fiil olduğunda da o anlamlardan yola çıkarak mesela ne diyorum? As far as I am concerned, beni ilgilendirdiği kadarıyla diyorum. Pratikte işte bana göre deyip hani kodlayabilirim bunu kafamda. Ne yapabilirler yarın bir gün? As far as'da bu yapıyı verip concern'ı sorabilirler. ED'li gelecek. Ya da devamı böyle birileri are concerned diyordur. As far as'ı cuk oturtturursunuz. Burada tabii ki cevap olmadı. Cevabımız rather dendi. O zaman bunları yaratmaya odaklılar. Şunları yapmak yerine dedik. Sonunda bir de söyleyeyim ki bu robotlar, bu otonom robotlar da ne yapabilirmiş? Potansiyel olarak yerine alabilirmiş insan emeğinin. Yani insanın iş gücü yerine robotu kullanmaktan bahsediyorlar. O zaman bunun yerine bunu kullanabilir dedik. Ve 8 bitti. Haydi bakalım 9'a geçelim. 9. sorudayız. 2 boşluklu bir preposition sorusu okuyorum. The rapid increase in e-waste requires efficient recycling facilities blank demand, encouraging millions of consumers to focus on resource recovery with regard blank valuable components. A. In force. B. On to. C. At towards. D. Over into. E. For from. Sources de. Şimdi de bende. Preposition sorusu, çok üstüne konuştuğum, etrafı kolaçan edin, aa bu bununla kullanılır dediğiniz, yakalayabileceğiniz bir şey arayın. Ve ben ilk boşluğa bakınca, ta 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 tam on demand. On demand direkt talep üzerine demek. On. Bakıyorum seçeneklerde, aa bir tane var, işaretleyebilirim. Ama ben ikincisi de söyleyeyim. With regard to, bir şeyle ilgili olarak anlamında. Bakın, with regard to ve on demand. Şimdi, bu tarz sorular geldiğinde bilen kişiler için ne kadar güzel değil mi? Zırt diye yapıyoruz yani 10 saniye, 15 saniye, hatta 20 saniye olsun bitiyor. Peki ama bunlar çok fazla var. Ve bazı direkt ezber gerçekten. Yani ezber dediğim ki liste ezber değil. Hani direkt böyle hani içten gelerek bilmeniz gereken yani bu bununla kullanılır gibi. Ama diyelim ki yani bir preposition sorusu var. Ve siz harika hani değilsiniz bu konuda, çalışmadınız o kadar, çalışamadınız, bir şey oldu. Aklınızda bu bunu alır, bu bunu alır listeleri hiç yok. Yine de bir şansınız olabilir. Hani şimdi bu soru için demiyorum hani ama bazen preposition sorusu ezber değil de hani bu bununla kullanılır bilgisiyle hani gelebilen bir şey. Bir bakıyorsunuz preposition'ı oturtturuyorsunuz anlamca hani Türkçe olarak çeviri yaptığınızda bile oturan anlamları var. Ama her zaman olmuyor işte. O yüzden preposition'da şansınızı tabii ki deneyin ama direkt işte şu şununla kullanılır dediği bir şey varsa cevapta o zaman maalesef hani bilmenizi istiyor. Tavsiyem böyle listeleri elinize alıp sürekli hani liste ezberi yapmaya çalışmanız değil, bol okuyun ve preposition testi çözün. Yani ben mesela öğrenciyken preposition'da şeydim böyle hani bazılarını iyi biliyordum bazılarını bilmiyordum ama hani lazım öğrenmek lazım. Birkaç tane preposition testi almıştım önüme. Ve hani bildiğimden de değil. Orada bazı şeyleri hiç bilmiyorum ben. Neyse diyorum. Kafama göre atıyorum ediyorum. Ama sonra ne yapıyordum? Gidiyorum. Cevap anahtarından kontrol ediyorum. İşaretliyorum doğruları. Ondan sonra sorunun üstünden geçerken diyordum ki bu bunu alıyormuş. Bu da bunu alıyormuş. Peki ne işime yaradı bu? Bir sınavda ya da okumalarda hani karşıma çıkabilecek öncelikli olan preposition yapılar o testlerde soruluyordu. Ben de direkt hani hazırlık olmuş gibi oluyordum. Çünkü okuyarak öğreneyim desem
karşılaşmayacağım belki. Hani bir hafta boyunca oradaki bir preposition, mesela on demand'le karşılaşmayacağım. Ama bir testte görsem direkt hani bir soru olarak karşıma geldiği için dikkatimi çekecek ve ben de üstünde çalışmamı yapıp artık edinip gidebileceğim. O yüzden bol bol test çözmeye doğru gidin. Şimdi on demand talep üzerine demek. O yüzden bence Türkçe de düşünebilirsiniz. Demand talep diyebiliyorsanız talep üzerine şunu yapıyoruz, talep üzerine bunu yapıyoruz oluyor. Bir cümleyi çevirelim. Diyor ki hızlı artış, bak yine in var, gördünüz mü? Increase in something, bir şeydeki artış. Diyor ki neydeki elektronik atıktaki hızlı artış diyor, gerektirir, verimli diyor, geri dönüşüm tesisleri gerektirir talep üzerine. Ki bu durumda teşvik eder. Harika bir yapı. Ben seviyorum bu encourage'ı. Bakın encourage, somebody'si geldi ve to do geliyor. Yarın bir gün ne yaparlar? Bunu bize infinitive journey sorusu gibi to'sunu sorarlar. Ki bu da diyor hani teşvik ediyor milyonlarca tüketiciyi odaklanmaya. Neye odaklanıyor? Bakın fokusta on alıyormuş. Preposition bilgisi. Resource recovery. Resource recovery ne olabilir? Hani kaynak kurtarma. Belki hani kaynakların daha iyi kullanılması. Kaynak kurtarma derken belki dönüşümler, şunlar bunlar. Neyle ilgili olarak peki? Çok pardon. Valuable components, yani değerli bileşenler. Hani değerli bileşenlerle ilgili olarak hani kaynakları kurtarmaya hani odaklanma, kaynakları iyileştirmeye odaklanma. Recover, eski iyi haline gelmek demek. Burada nedense hani iyice anlayın diye uğraşıyorum sanki ama konuyla hani alakalı bir şey değil tabii ki. With regard to'yu biliyorsanız yaptınız, geçtiniz. Geri dönüşümle ilgili olarak hani çok güzel kaynaklar var. Hani onlarda da geçiyor bu resource recovery. Hani kaynakları alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir daha tekrar kullanılabilir mi diye bakıyorsunuz. O işler yani. Çok da detay şu anda sizin için belki. Önemli değil. On demand ve with regard to'yu öğrenelim. Biz şimdi ona doğru gidelim. Haydi. 10. sorudayız. 2 boşluklu bir soru. Başlayalım. Blank. The unidentified object in the lower atmosphere. Our radar system immediately alerted the tracking team to determine blank. It could pose a risk to commercial air traffic or other ground-based installations. A. Locating either. B. To locate that. C. Located when. D. Having located whether. E. Being located if. Sorusu da. Şimdi de bende. Farkında mısınız bize? Ne soruluyor? Participle falan soruluyor değil mi? Şimdi biz bir fiille başlıyoruz. Burası devam ediyor, ediyor. Ondan sonra virgülden sonra cümle geliyor. Bu tarz şeylerde şu baştaki hani soru ne yapılabilir? Participle'a göre yapılabilir. Aktifine, pasifine bakılır. Ve ikinci cümlenin öznesine göre bakılır. Ama mesela Bursa'ya bir dikkat etmek istiyorum. To locate diyor. Bazen böyle ing'ler, verb'ler vesaire görüp öğrenci participle, participle diye tutturur. Ama bir bakarsanız amaç gösteren bir yapıdır. Sadece to do alıyordur. O yüzden dikkat edin. Hani iki türlüsünü de bilin. Şimdi bakıyorum. Locate yerini tespit etmek. Bir şeyi tespit etmek yani. Bir şey tespit ediyorlar. Hatta unidentified object dediğinde hani böyle kimliği belirlenemeyen obje falan demenize de gerek yok. Obje. Nerede? Atmosferin alt katmanlarında bir yerdeymiş. Ve ikinci cümlenin, daha doğrusu virgülden sonra gelen cümlenin öznesi bizim radar sistemimiz diyor. Bir kere aktif mi pasif mi? İlk önce buna karar verin arkadaşlar. İkinci cümlenin öznesi eğer ayrı ayrı yazılsaydı birincisinin de hani öznesi olacaktı. Peki radar sistemimiz ne yapar? Tespit eder bir objeyi değil mi? Aktif bir yapı var. Yani öyle ya da böyle amaç bile olsa derseniz ki hani objekti bir nesneyi yerini tespit etmek için ya da sistem yerini tespit ediyor o şeyin aktif olacak. Bu ne demek? Passive'leri eleyin. Passive bakıyorum. Locating active, to locate active, located passive. Gitti Ceyhan. Having located active ve E seçeneğindeki being located o passive gitti. C ve E'den kurtulduk. Şimdi devamında gidebilirsiniz ne var ne yok diye. Hani zaten anlamı görmek için de bir bakmamız gerekiyor. Amaç var mı yok mu vesaire bir bunları görelim. Ne oldu? Objeyi tespit etmekten bahsettik ve sistemimiz hemen uyardı diyor. Tracking team'i böyle hani izleme ekibini uyardı. Peki o zaman ben diyorum ki yani bu şey olmaz. Hani amaç olmaz. Çünkü atmosferdeki objeyi yerini tespit etmek için anında uyardı değil. Yerini tespit ediyor ve sonra da anında uyarıyor bu takımı. O yüzden amaç yok diye Bursa'yı attım. Hatta ben size cevabı da çaktırmadan verdim galiba. Çünkü buradaki iki yapının anlam ilişkisi şunu gösteriyor.
atmosferdeki bir objeyi tespit ediyorlar ve sistem daha doğrusu tespit ediyor. Anında uyarıyor takımı. Yani anında oraya dönüyor. Yani ilk önce tespit ediyor, sonra gidiyor da haber veriyor. O yüzden dikkat edin, participle'larda having verb üç aktif, having been verb üç pasif haliyle sıralı olay anlatıyor. Yani cevabım Deniz'de olacak. Peki, şimdi bu sorunun şeyi, tuzağı ne? Şuradaki or var ya, or. Buradaki or. İşte bunda dikkat etmeniz lazım. Yani either or değil buradaki or. Whether'ın or arkadaşlar, değil mi? Whether yanına sadece bir cümle alabilir ya da or deyip onu devam ettirebilir. Bakın şimdi anlamca göreceğiz. Yani Denizli'ye geldiniz diyelim ki, having located, tamam, o zaman gidebilirsiniz sorudan. İşaretleyebilirsiniz. Ama ya ben işte dizilerde ya da işte böyle hani konuşmalarda orada burada görüyorum. Yani sonra anlamı olduğunda bile direkt hani ing kullanıp geçebiliyorlar diyorsanız ki evet, sınavlarda yapmazlar. Sınavlarda sıralı işi mutlaka verirler. Ama biz böyle bir durumda bunu yapıyor ve bunu yapıyor diye normal bir şekilde after anlamı katmayan hani hemingsiz şekliyle de görebiliriz konuşmalarda. Diyelim ki hatta siz dikkatli birisiniz. Dediniz ki ya burada bir tuzak varsa, hem locating var hem having located var. Ben ikisine de bakayım ki ben de bakardım aslında ikincisine. Yani cevabım Deniz'de olacak da ne olur ne olmaz diye bakardım. İkinci bölümde either whether arasında kaldığınızda gelin bir görelim. Şimdi sistem takımı hani uyarıyor belirlemek için. Şimdi belirlemekten sonra bakın hani determine'dan sonra sizin ne getirmeniz lazım? Bir isim getirmeniz lazım, değil mi? Önce teknik açıdan yapıyorum, anlama bakmayacağım. Determine'dan sonra isim getireceğim. Ama ben either getirirsem, either'la birlikte buraya cümle getirmiş oluyorum. It could pose a risk diyor. Determine'dan sonra isim lazım bana. O zaman isim yok diyeceksin. Yeriz, isim yok direkt. O zaman diyorum ki isim yazman gereken yere non-close yaz. İsim cümleciyi yaz. Either'la isim cümleciyi non-close yapamıyorsun ama whether'la yapabiliyorsun. Ve hani belirlemek, karar vermek dedik ya, hani öyle öyle mi yoksa böyle böyle mi gibi bir şeyi belirlemek, ona karar vermek derken whether cuk oturuyor işte buraya. Yani bizim burada teknik açıdan bakmamız da hani bizi kurtaran bir şey. Hatta hani çok daha çabuk çözdürüyor. Diğer türlü bir de baktığınızda anlama bakacaksınız. Bir bakalım anlamca hani ne oluyor? O diyor risk teşkil edebilir ticari hava trafiğine ya da diyor diğer diyor ground based dediği hani yer tabanlı yani yerdeki yani karadaki tesislere, installationlara. O zaman baktık siz şuradan uyanabilirsiniz. Either ne ister benden zaten? Paralel yapı. Yani either yanına bir cümle aldıysa oradan sonra da cümle alması gerekirdi. Böyle de bir şey yok. Yani anlamca zaten oturmuyor ama teknik olarak iki şekilde eleyebilirsiniz. Either or yapısı uymuyor. Determine sonrasında da zaten benim ne getirmem lazım? İsim getirmem lazım. Determine biraz önce böyle rüt diye söyleyip biraz tuhaf söylemiş olabilirim. Peki. Çok önemsedim değil mi bu konuyu? Şu hani either or'u görür görmez seni atlayan öğrenciler olabiliyor. O yüzden ne olur gözünüzü seveyim bir bakın olur mu? Yani teknik açıdan da bakın, anlamca da bakın. Bir şekilde halledersiniz. Ama teknik açıdan bakmanız benim için daha önemli. Çünkü oradaki cümlelerin içine yani o karmaşıklığa girmeden teknik olarak yapın geçin ilerideki sorulara verin kafanızı da zamanınızda. Dedik having verb 3 aktifti hatırlatıyorum. After anlamı kattı. Objeyi tespit ettikten sonra sistem uyardı ve ne hani kararı alacaklar? Risk teşkil eder mi etmez mi diye karar alacaklar. Buradaki oru sadece size şey yaptık, tuzak olarak getirdik. İki şekilde de bu arada çevirisini belki yapabiliriz değil mi? Yani risk teşkil eder mi, etmez mi bunlara ya da bunlara şeklinde. Ya da hani buna mı risk teşkil eder yoksa buna mı diye de düşünseniz, hani whether'ın or, o şekilde whether'a bağlı or diye düşünseniz, o bile hani olabilecek bir şey karşımıza geliyor. O yüzden dikkat edin, tamam? Or çok dikkat edilmesi gereken yer. Çok konuştum, onu artık bitiriyorum. Tamamdır. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Yani ne kadar çok anlatasım varmış. Sıkıldıysanız biraz oraları hızlı hızlı geçmişsinizdir umarım. Şimdi 10 soru çözdük. Sınava biraz daha yaklaştık. Buradaki şeyleri lütfen cümle tamamlamalarınıza, readinglerinize her tarafa uygulayın. Çünkü gramer demek
aslında sadece gramer sorusu demek değil, gidip de oradaki anlamları doğru şekilde alabilmek demek, seçenekleri doğru okumak demek. Lütfen reading'de mesela birçok öğrenci ne diyor? Ben metni anlıyorum da sorular yanlış çıkıyor. Çünkü sorudaki seçenekleri yanlış anlıyor olabiliriz. O yüzden tıkır tıkır böyle sırasını takip ederek verilen sırada participle'ları şunları bunları görerek güzelce okuyalım. Oradaki netlerimiz de artsın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bize her zaman info@testatörsi.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.